Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz dışarıda yediklerinizden kat kat daha güzel harika bir pide tarifi hazırladım. Yapımı oldukça basit ve kolay. Lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta hamurunu yoğurmakla işe başlıyoruz. Bunun için bir tatlı kaşığı toz şekerine ihtiyacımız var. 2 silme tatlı kaşığı maya kullanıyoruz. Kuru ya da yaş maya fark etmez. Evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı ılık suya ihtiyacımız var. Kabıma almış olduğum malzemeleri karıştırıyorum. Şeker içerisine eritiyorum. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Onu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Biraz un ilavesi yaptıktan sonra içerisine tuz ilave ediyorum. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzun kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Ağzını kapatıyorum ve hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. 45-50 dakika kadar hamurumuzu mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlamaya geçelim. 300 gram kuşbaşına ihtiyacımız var. Ben biraz önden donduruyorum. Doğraması rahat ve kolay oluyor. Dilerseniz 300 gram kadar da kıyma kullanabilirsiniz kuşbaşı değil de kıymalı da hazırlayabilirsiniz. 1 adet soğan kullanıyoruz. 4 adet domatese ihtiyacımız var. 2 adet kapya biber kullanıyorum. 4 adet de sivri biber kullanıyorum. Dondurmuş olduğum eti ince ince olacak şekilde kesiyorum. Minik minik keseceğiz eti. Dediğim gibi dilerseniz kıymayla da 300 gramlık bir kıymayla da hazırlayabilirsiniz inanılmaz derecede lezzetli ve güzel bir pide oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ben kuşbaşılı kaşarlı olarak hazırladım. Kıymalı yapabilirsiniz. Sadece kuşbaşılı hazırlayabilirsiniz. Doğramış olduğumuz etlerin boyutun tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi sebzelerini hazırlayalım. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta sebzelerini çekerken kesinlikle sulandırmamanız gerekiyor. O yüzden ben sebzeleri teker teker çekiyorum. Mesela soğanı tek seferde çekiyorum. Birleştirerekten çektiğinizde hızlı bir şekilde sulanır. Bu da pidenizde güzel bir lezzet meydana getirmez. Kenarlarını topluyorum. Bir tur daha çekiyorum. Soğanda bu incelik yeterli değil. Çok fazla çekmemeye özen gösterin. Çok da ince etmeyin. Kıvamın tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Kırmızı biberi de doğradım. Onu da aynı şekilde çekiyorum. Sebzelerimizin boyutunun bu şekilde olması gerekiyor. Sulandırmadan çekiyoruz yani. Domatesleri de kabuklarını soymadan 4-5 parçaya ayırıyorum. Onları da robottan çekiyorum. Domates ister istemez sulanıyor yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet oluyor. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. İki tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Kekiği mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber kullanıyoruz. Bir tutam maydanoz doğradım içerisine. 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Hazırlamış olduğumuz harcı güzel bir şekilde yoğuruyorum. Aynı yöntemle kıymalı da hazırlayabilirsiniz. 300 gram kıyma yeterli olacaktır. Hatta 250 gram bile yeterli olacaktır. İç harcımız hazır. Hamurumuz da o esnada kabarmış oluyor. Kabın içerisinde hamuru bir tur yoğuruyorum. Ardından tezgahın üzerine alıyorum. Benim kullanmış olduğum tepsilerin biri büyük biri küçük. O yüzden e, bir parçayı büyük hazırlıyorum bir parçayı da küçük alıyorum. Eğer ki tepsiniz büyükse iki büyük fırın tepsisine yapacaksınız eşit bir şekilde ayırmanızı tavsiye ederim. İki büyük fırın tepsi için de ölçü tam ideal oluyor. İki beze haline getiriyorum. Ve şimdi bezelerimizi açacağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden güzel videolarım var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Fırın tepsisi boyutunda bezemizi açıyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için kolay bir şekilde açılıyor. Hamur işini ben yapamıyorum diyen insanlar bile çok pratik bir şekilde bu pideleri hazırlayabilirler. Çok fazla vaktinizi almadan pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Tepsi boyutunda açıyorum. Merdane ile bu şekilde tezgahtan kaldırıyorum. Fırın tepsisinin tabanını hafiften ıslatıyorum ve yağlı kağıt seriyorum. Açmış olduğum hamuru da tepsinin üzerine alıyorum. Tek seferde 5-6 kişiyi doyuracak şekilde pideler hazırlıyoruz. Diğer, diğer pideler gibi uğraştırmıyor kesinlikle. Tepsimize hamurumuzu aldık. Üzerine hazırlamış olduğumuz harcı hazırlıyoruz. Hamur te tekrardan harcı bir kez karıştırıyorum. O şekilde hamurun üzerine alıyorum. Muhteşem bir pide hamuru oluyor. Harcımızı hamurun üzerine güzel bir şekilde seriyoruz. Harcı iki tepsiye ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi içi bol bol oluyor. 250 gram kadar da kullanabilirsiniz isterseniz kuşbaşıya bıçak ya da bu şekilde rolet yardımıyla kesiyoruz hamurumuzu. Dilerseniz bu esnada normal pide şeklinde verebilirsiniz. Kenarlarından kıvıraraktan normal pide şeklinde verebilirsiniz. Ben bu şekilde bırakıyorum. Kenarı keşfesi dolu dolu bir pide hazırlıyoruz. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pidemizi pişiriyoruz. Normal kek ızgarasında pişiriyorum. İkinci tepsimiz de hazır. İkinci tepsimiz de bu şekilde oluyor. Dediğim gibi iki büyük fırın tepsiniz varsa ölçüler çok daha güzel olacaktır iki büyük fırın tepsisi için. Aynı şekilde bunu da kesiyorum. Bunu dolapta bekletiyorum. Fırınım tek gözü olduğu için yaz sıcaklığında hemen mayalanmasın diye dolaba kaldırıyorum. Dolapta bekletiyorum. 220 derecelik fırında. 14-15 dakika içerisinde pidemiz pişiyor. Yarı pişiriyorum. Üzerine kaşar peyniri bırakıyorum ben. Eğer ki kaşarlı yapmak istiyorsanız tam piş kaşarlı yapmak istiyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tekrardan fırına veriyorum ve kaşarını güzel bir şekilde kızartıyorum. Pidemiz hazır. Dışarıda yemiş olduğunuz Pideleri etli ekmeklere taş çıkartacak lezzette, içinde ne olduğunu bilerekten hazırlıyoruz. Mutlaka ve mutlaka evde kendi pidenizi kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz derecede lezzetli ve güzel oluyor. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi size kalınlığını dilim halinde göstermek istiyorum. dilimlenmiş halde pidemizin bu şekilde isterseniz davet sofrasına hazırlayın isterseniz ev ahalisine hazırlayın yiyen herkes lezzetine bayılıyor yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın sağlıkla kalın